Bildiğiniz gibi kanalımızda Sümer tabletleri ve Anunnakiler hakkında derin içeriklere sahip hatır sayılır videolar yaptık. Yapmış olduğum araştırmalarda birçok yeni bilgiye ve yazılmış olan kitaplara rastlıyorum. Tabii onlarca teori barındıran makaleler de cabası. Anunnakilerden bahsederken bile kendi kendimize sorduğumuz sorular olmasına rağmen bu gizem dolu kadim ırkı oldukça merak ediyoruz. Acaba gerçek mi? O halde paylaşmaya başlayalım. Bahsedeceklerim tamamıyla araştırmacıların teorilerine dayanmakta ve birer kitap olarak kitapseverlerin beğenisine sunulmuş durumda. Önceki videolarımızdan küçük küçük hatırlatmalarla ilerleyeceğiz. Ayrıntılı bilgi isteyen veya ilk kez bu videoyu izleyen arkadaşlarımız, kanalımızdaki Sümer tabletleri ve Anunnakiler hakkında yaptığımız diğer videoları mutlaka izlemeliler. Ve şimdi başlıyoruz. Enki'nin Kayıp Kitabı. 445 bin yıl kadar önce başka bir gezegenin astronotları altın aramak amacıyla Dünya'ya geldiler. Dünya'nın denizlerinden birine iniş yapıp kıyıya çıktılar ve Eridu'yu, uzaklardaki yuvayı kurdular. Zaman içinde bu ilk yerleşim bir uçuş kontrol merkezi, bir uzay limanı, madencilik operasyonları ve hatta Mars'ta kurulan bir ara istasyonla birlikte tam bir dünya misyonuna dönüştü. İş gücü açısından az sayıda olan astronotlar, ilkel işçiler, Homo sapiens oluşturmak için genetik mühendislik uyguladılar. Yeryüzünü devasa bir afetle silip süpüren tufan taze bir başlangıç yapmayı gerektirdi. Astronotlar tanrılara dönüşürken insanoğluna uygarlığı bahşedip ona nasıl tapınacağını öğrettiler. Derken elde edilen her şey dünyaya gelen bu ziyaretçilerin kendi aralarındaki rekabet ve savaşlar sebebiyle ortaya çıkan bir nükleer felaket yüzünden yaklaşık 4000 yıl önce darmadağın oldu. Dünya üzerinde meydana gelenler, özellikle de insanlık tarihi başladığından beri olan olaylar, araştırmacılar tarafından Kitab-ı Mukaddes'ten, kil tabletlerden, kadim mitlerden ve arkeolojik keşiflerden teker teker ayıklanıp yazarların Dünya Tarihçesi adlı dizisinde bir araya getirildi. Ama dünyada yaşanan olaylardan önce neler olmuştu? Bu astronotların kendi gezegenleri Nibiru'da neler olmuştu da uzay yolculuklarına, altına duyulan ihtiyaca, insanoğlunun oluşturulmasına yol açmıştı? Gök ve uzay destanlarının baş oyuncularını hangi duygular, rekabetler, inançlar, ahlak kuralları harekete geçirmişti? Nibiru üstünde ve dünya üstünde gerilimin tırmanmasına sebep olan ilişkiler nelerdi? Yaşlılarla gençler, Nibiru'dan gelmiş olanlarla dünyada doğmuş olanlar arasındaki gerilime sebep olan neydi? Geçmişteki olayların kaydının geleceğin anahtarını taşıdığı bir kader tarafından belirlenmekteydi. Bilginler de ilahiyatçılar da İncil'de geçen yaratılış, Adem ve Havva, Aden bahçesi, tufan, Babil Kulesi hikayelerinin aslında binlerce yıl önce Mezopotamya'da özellikle Sümerler tarafından yazılmış metinlere dayandığını kabul etmektedirler. Ve Sümerler'de pek çoğu uygarlıkların başlangıcından önce, hatta insanoğlu ortaya çıkmadan önce yaşanmış, geçmiş olaylara ilişkin bilgilerini Anunnakilerin, yani gökten dünyaya inmiş olanların yazılarından elde ettiklerini açıkça belirtmişlerdi. Tabi Anunnakiler Gılgamış Destanı'nda da yer alıyor. Merak edenler kanalımızdaki Gılgamış Destanı videolarını incelemeye alabilirler. Kadim uygarlıkların yıkıntıları arasında özellikle de Yakın Doğu'da yaklaşık 150 yıldır sürdürülen arkeolojik keşiflerin bir sonucu olarak çok sayıda bu tür daha eski tarihli metinler bulundu. Buluntular ayrıca ya keşfedilen metinlerde sözü edilen kraliyet ya da tapınak kütüphanelerinde kataloglara kaydedildikleri için var oldukları bilinen kayıp metinlerin, sözde kayıp kitapların ne kadar çok olduğunu da ortaya çıkarmış oldu. Tanrıların sırları bazen destansı hikayelerde kısmen de olsa ortaya serilmekteydi. Gılgamış Destanı, tanrıların insanoğlunun tufan sırasında yok olmasına izin veren kararına yol açan aralarındaki tartışmaları açığa çıkartmıştı.
Atrahasis adlı başka bir metinde ise altın madenlerinde güç koşullarda çalışan Anunnakilerin isyanına nasıl olup da ilkel işçilerin yani dünyalıların oluşturulmasına yol açtığı hatırlanmaktaydı. Zaman zaman bu derlemeleri yazan astronotlar liderlerinin ta kendileriydi. Nükleer felakete yol açan iki tanrıdan birinin suçu düşmanına atmaya çalışmasını anlatan Erra Manzumesi adlı metinde olduğu gibi bazen seçtikleri bir yazıcıya dikte ettiriyorlar, bazen de Tanrı yazıcılığı üstleniyordu. Tıpkı Tanrı'nın bir yeraltı odasına sakladığı Mısır'ın bilgi tanrısı Tot'un Sırlar kitabında olduğu gibi. Bu arada sevgili arkadaşlar, Atrahasis, Erra Manzumesi ve Tot'un Sırlar kitabı da yakında kanalımızda yerini alacak, aklınızda olsun. Mısır kralı Khufu'nun yani Keops döneminden kalan bir papirüs üstüne kaydedilmiş Tot'un Sırlar kitabıyla ilgili bir hikaye olmasaydı o kitabın varlığından asla haberdar olamazdık. Kutsal kitabın içinde yer alan Mısır'dan çıkış ve yasanın tekrarı kitaplarında anlatılanlar olmasaydı ilahi tabletler ve içerikleri hakkında asla bilgi sahibi olamazdık ve hepsi de var olduklarına dair bilginin bile gün ışığına çıkamadığı o muammalı kayıp kitaplar kalabalığının bir parçası haline gelirdi. Bazı durumlarda belirli metinlerin var olduğunu bilmek ama içerikleri hakkında hiçbir şey bulamamak da az acı değildir. İncil'de bilhassa sözü edilen Yahve'nin Savaşları kitabı ve Yaşar kitabı bunlardandır. İncil'i kaleme alanların bildiği daha eski tarihli metinler olan bu eski kitapların var oldukları sonucunu açıklayabiliriz. Yaratılış kitabının 5. bölümü bu Adem'in Toledot kitabıdır ibaresiyle başlar. Toledot terimi genellikle nesiller olarak çevriliyorsa da daha doğru olan anlamına tarih veya secere kaydı şeklindedir. Diğeri ise Yaratılış kitabının 6. bölümünde Nuh ve Tufan'la ilişkili olaylar bu Nuh'un Toledo'dudur diyerek anlatılmaya başlanır. Gerçekten de Adem ve Havva kitabı olarak bilinen bir kitabın bazı parçaları Ermeni, Slav, Süryani ve Habeş dillerinde binlerce yıl boyunca varlığını sürdürebilmiş ve kutsal kabul edilen İncil'e dahil edilmeyen güya uydurulmuş kitaplardan biri olarak görülen Hanok kitabından bilgilerin çok daha eski tarihli Nuh kitabından alınmış olduğunu düşündükleri parçalar yer almaktadır. Kayıp kitapların çokluğuna ilişkin olarak sıkça verilen bir örnekte Mısır'daki ünlü İskenderiye kütüphanesidir. M.Ö. 323'te ölen İskender'in ardından General Plotemi tarafından kurulan kütüphanede yarım milyondan fazla cilt yani kil, taş, papirüs, parşömen gibi çeşitli malzemeler üstüne yazılmış kitap bulunduğu söylenmekteydi. Bu bilgi birikimini incelemek üzere bilgilerin toplandıkları bu büyük kütüphane M.Ö. 48'den başlayıp M.Ö. 642'de Arap istilasına dek uzanan savaşlar sırasında yakılıp yıkıldı. Bu bilgi hazinesinden geriye kalan yalnızca İbranice Kitab-ı Mukaddes'in ilk 5 kitabının Yunanca tercümesi ve kütüphanede sürekli kalan bazı bilgilerin yazıldığı küçük kısımlardır. M.Ö. 270 civarında 2. Plotemi kralının Yunanlıların Maneto dedikleri bir Mısırlı rahibeye Mısır'ın tarihini ve tarih öncesini derleme görevini vermiş olduğunu biliyoruz. Maneto şöyle yazmıştı. İlk başta yalnızca tanrılar hüküm sürdüler. Sonra yarı tanrılar ve en sonunda M.Ö. 3100 civarında Firavun hanedanları başladı. Maneto ilahi saltanatların tufandan 10 bin yıl önce başlayıp binlerce yıl sonrasına dek sürdüğünü ve tufandan sonraki dönemde tanrılar arasında çarpışmalar ve savaşlara tanık olduğunu yazmıştı. İskender'in Asya'daki topraklarında saltanatı General Seleukos ve ardıllarının elindeydi ve Yunanlı alimler için geçmişte yaşanmış olayların kaydının çıkartılma çabası orada da sürmekteydi.
Babil tanrısı Marduk'un rahiplerinden biri olan ve çekirdeğini Harran'daki tapınak kütüphanesinin oluşturduğu kil tablet kütüphanelerine kolayca erişebilen Brosus, tufandan 432 bin yıl kadar önce tanrılar gökten dünyaya geldiklerinde başlayan tanrılar ve insanlar tarihini 3 cilt halinde yazdı. İlk 10 komutanın adları ve saltanat sürelerini sıralayan Brosus, bir balık gibi giyinmiş olan ilk komutanın denizden yüzerek kıyıya çıktığını bildirmişti. İnsanoğluna uygarlığı veren oydu ve Yunanca'ya çevrilen ismi Oannes'ti. Pek çok ayrıntıda birbirlerine tam olarak uyan bu iki rahip, dünyaya inen bu gök tanrılarını dünyada yalnızca tanrıların hüküm sürdüğü bir dönemi ve tufan denilen o büyük afeti anlatmaktaydılar. Bu üç ciltten korunabilmiş irili ufaklı parçalarda Brosus, büyük tufandan önceye ait yazıların kadim tanrılar tarafından kurulan ilk şehirlerden biri olan Sippar denilen o çok eski şehirde güvenle saklanan taş tabletlerin varlığını bilhassa belirtmektedir. Tanrıların tufan öncesinde kurdukları diğer şehirler gibi Sippar'da tufan sularının altında kalıp yok olmasına rağmen tufan öncesi döneme ait yazılara ilişkin bir bahis Asur kralı Assurbanipal'in tarih kayıtlarında su yüzüne çıkıverir. 19. yüzyılın ortalarında arkeologlar o zamana denk yalnızca eski ahitten bilinmekte olan kadim Asur başkenti Nineveh'i bulduklarında Assurbanipal'in sarayındaki kütüphanenin yıkıntılarında üstü yazılarla kaplı yaklaşık 25 bin adet kil tabletin kalıntılarını keşfettiler. Eski metinlerin pek hevesli bir koleksiyoncusu olan Assurbanipal tarih kayıtlarında şöyle övünmekteydi. Yazıcıların tanrısı bana ilmin bilgisini bahşetti. Yazının gizlerine insiye edildim. Sümer dilinde yazılmış ayrıntılı tabletleri bile okuyabilirim. Tufandan önceki günlerden kalan taş yontulardaki muammalı sözleri anlıyorum. Sümer tanrılarının günümüzdeki Irak olarak bilinen bölgede Mısır'daki Firavun çağı uygarlığından neredeyse 1000 yıl önce gelişip büyüdüğü ve daha sonra bunları Hint alt kıtasındaki Indus Vadisi uygarlığının izlediği artık biliniyor. Ayrıca tanrıların ve insanların tarihlerini ve hikayelerini ilk kez yazıya geçirenlerin Sümer olduğu ve aralarında İbranların da bulunduğu diğer tüm halkların yaratılış, Adem ve Havva, Kain ve Habil, Tufan, Babil Kulesi hikayelerini onlardan aldıkları bilinmektedir. Bu gerçek Yunanlıların, Hititlilerin, Kenanlıların, Perslilerin ve Hint Avrupalıların yazılarına tanrıların savaşları ve aşkları oldukça yansır. Tüm bu eski yazıtların iddia ettikleri gibi onların kaynakları da çok daha eski tarihli, bazısı bulunmuş ama çoğu kayıp olan metinlerdi. Böyle çok eski tarihli yazıların sayısı akıllara durgunluk verecek kadar çoktur. Yakın Doğu'nun harabelerinde binlerce değil, on binlerce kil tablet keşfedilmiştir. Pek çoğu ticaret, işçi ücretleri ve evlilik sözleşmeleri gibi günlük yaşamın çeşitli yanlarıyla ilgili kayıtlardır. Çoğunlukla saray kütüphanelerinde bulunan diğerleri ise kraliyet tarihi kayıtlarını oluşturmaktadır. Tapınak kütüphanelerinin veya yazıcılık okullarının harabelerinde keşfedilen diğerleri ise İncil kabul edilen veya Sümer dilinde yazılıp sonra ilk Sami dili olan Sümer'den bahsediyoruz. Akatça'ya ardından diğer kadim dillere çevrilmiş bir kutsal literatürü oluşturmaktaydı. Neredeyse 6000 yıl öncesinden kalan bu ilk yazılarda bile kayıp kitaplardan yani taş tabletler üstüne yazılmış metinlerden bahsedilmekteydi. Kadim şehirlerin ve kütüphanelerinin yıkıntılarındaki bulunanlar inanılmaz. Bu mucizeyi anlatabilmek için şans kelimesi oldukça az kalır. Buluntular arasında kil prizmalar vardı ve bunların üstüne Brosus'un bahsetmiş olduğu tufandan önce 432 bin yıl hükümdarlık yapmış şu 10 idareciye dair bilgiler yazılmıştı.
Sümer Kral Listeleri olarak bilinen ve İngiltere'nin Oxford kentindeki Ashmolean Müzesi'nde sergilenen bu metinlerin çeşitli versiyonları İncil'de ilan edilmiş metin malzemesinden yararlanabildiklerine dair hiçbir kuşku bırakmamaktadır. Bir o kadar eski olup çeşitli yıpranma düzeylerindeki başka metinlerle bir araya getirildiklerinde bu metinler oldukça önemliydi. Tüm bu olaylar tanıdıklarından biri olan ve gerçekten olaylardan başrolü oynayanlardan biri ilk astronot grubuyla birlikte suya iniş yapan liderdi. O sıralarda ünvanı Ea yani evi su olandı. Dünya görevinin komutasının üvey kardeşi ve rakibi olan Enlil'e yani Emirler Efendisi'ne verilmesiyle hayal kırıklığına uğradığında ona Enki yani Yerin Efendisi ünvanı verilip yaşadığı utanç biraz hafifletilmişti. Tanrıların şehirlerinden ve onların Aden'deki uzay limanından uzaklaştırılıp kendisine Abzu'daki yani Güneydoğu Afrika'daki altın madenlerini denetleme görevi verilen kişi büyük bir bilim adamı olan Enki'ydi ve orada o bölgede yaşayan insansı yaratıklara rast geldi. Altın madenlerinde çok güç şartlarda çalışan Anunnakiler isyan edip bizden bu kadar dediklerinde gereken iş gücünün genetik mühendislik sayesinde evrimi zamanından önce hızlandırarak elde edebileceğini fark eden oydu. Böylece Adem arzdan olan dünyalı anlamında ortaya çıktı. Bir melez olan Adem üreyemiyordu. Aden bahçesindeki Adem ve Havva'nın kutsal kitapta yansıyan hikayesini Enki tarafından yapılan ikinci genetik müdahaleyi ve böylece cinsel yolla üreme için gereken ekstra genlerin eklenmesini anlatmaktadır ve giderek çoğalan insanoğlunun hayal edilen tarza uymadığı ortaya çıktığında erkek kardeşi Enlil'in yaptığı ve insanoğlunun tufan sırasında ortadan kalkmasına izin verecek olan plana o sırada yaşananların kahramanı İncil'de Nuh ve çok daha eski tarihli orijinal Sümerce metinde ise Ziusudra olarak anılır. Tabi tufan öncesinde insanları uyaran ve tufana karşı çıkan yine Enki'ydi. Nibiru'nun hükümdarı Anu'dan ilk erkek çocuğu olan Enki, kendi gezegeni Nibiru ve sakinlerinin geçmişi hakkında çok bilgi sahibiydi. Başarılı bir bilim adamı olan Enki, Anunnakilerin ileri bilgisinin en önemli kısımlarını sırasıyla Mısır tanrıları Ra ve Tot olarak bilinen Marduk ve Ningishzitta adlı oğullarına miras bırakmıştı. Ama seçilmiş bireylere tanrıların sırlarını öğreterek bu ileri bilginin belirli kısımlarının insanoğluyla paylaşılmasına aracı oldu. En azından iki örnekte bu insiyeler söz konusu ilahi öğretileri insanoğlunun mirası olarak onlara söylendiği gibi yazıya geçirdiler. Bunlardan biri Enki'nin muhtemelen bir dünyalı kadından olan oğlu Adapa'ydı. Onun zamana ilişkin yazılar başlıklı bir kitap yazdığı bilinir ve bu kayıp kitapların en eskilerinden biridir. Diğeri ise büyük olasılıkla kutsal kitapta ilahi sırları içeren kitabı oğullarına emanet ettikten sonra göğe alındığı anlatılan Hanoun esas örneğiydi. Bu kitabın bir versiyonunun kutsal kitap dışında bırakılan Hano kitabında günümüze dek gelmiş olması büyük bir olasılıktır. Anu'nun ilk erkek evladı olmasına rağmen Enki'nin kaderinde babasının ardından Nibiru'da tahta çıkmak yoktu. Nibiruluların çapraşık tarihinden yansıyan karmaşık ardıllık kuralları bu ayrıcalığı Enki'nin üvey kardeşi Enlil'e vermekteydi. Bu acı çatışmaya çözüm aranırken Enki ve Enlil kendilerini Nibiru'nun giderek incelen atmosferini korumak amacıyla bir kalkan oluşturmak için altınına ihtiyaç duyulan yabancı bir gezegene gitme görevinde buldular kendilerini. Anunnakilerin baş tıp subayı olan üvey kız kardeşleri Ninursa'nın da dünyaya gelişiyle daha karmaşıklaşan bu geçmiş nedeniyledir ki Enki tufanı bahane ederek insanoğlunun yok olmasına izin vermek isteyen Enlil'in planını bozmaya karar vermişti. Çatışma bu iki üvey kardeşin oğulları arasında hatta torunları arasında da sürdü.
Aslına bakarsanız bunların hepsi, özellikle de dünya üstünde doğanlar, çok uzun yörüngesi sayesinde Nibiru'nun sağladığı uzun yaşam sürelerini kaybetmekle karşı karşıyaydılar ve bu durumda onların kişisel ıstıraplarına eklenip hırslarını körüklemekteydi. Tüm bunlar M.Ö. 3. bin yılın son asrında Enki'nin resmi eşinden olan oğlu Marduk, dünyayı miras alacak olanın Enlil'in ilk erkek evladı Ninurta değil de kendisi olduğunu iddia ettiğinde zirveye ulaştı. Bu şiddetli çekişme sırasında yaşanan bir dizi savaş en sonunda nükleer silahların kullanılmasına yol açtı. Sonrasındaysa hiç istenmeyen sonuç. Sümer uygarlığının yok oluşu oldu. Seçilen bireylerin tanrıların sırlarına insiye edilmesine rahiplik kurumunun ilahi sözleri, ölümlü dünyalılara aktarılanların tanrılar ve insanlar arasındaki aracılar silsilesinin başlangıcını belirledi. İlahi sözlerin yorumlanışları olan kehanetler, işaretler görmek amacıyla göklerin gözlemlenmesiyle birleşti. İnsanoğlu, tanrısal çatışmalarda giderek daha çok taraf tutar hale geldikçe kehanet büyük bir rol oynar oldu. Aslında gelecekte yaşanacakları açıklayan tanrıların bu gibi sözcüklerini anlatmak için kullanılmaya başlanan Nebi kelimesi Marduk'un ilk erkek evladı olan ve sürgün edilmiş babasının adına insanoğlunu gökteki işaretlerin Marduk'un hükümdarlığının geldiğine ikna etmeye çalışan Nabu'nun ünvanıydı. Bu gelişmeler kısmetle kader arasındaki bir fark gözetilmesi gerektiğini iyice netleştirmişti. Enlil'in, hatta bazen Anu'nun eskiden hiç sorgulanmayan bildikleri artık nam, yani rotaları belirlenmiş ve değişmez olan gezegen yörüngeleri gibi olan kaderle namtar, yani bozulabilen, değiştirilebilen bir kader olan kısmet arasındaki farkın irdelenmesine tabi tutulmaktaydı. Olayları gözden geçirip oluş sıralarını hatırladıklarında ve Nibiru'da olanlarla neyin mukadder olup kaçınılmaz olabileceği, iyi ve kötü kararların ve hür iradenin sonucunda kısmete neyin düştüğü konusunda derinden düşünmeye başladılar. İkincisi, önceden tahmin edilemezdi. Birincisi ise, olmuş olan tekrar olacaksa, başlar ayrıca son da olacaksa önceden görülebilirdi. Nükleer yıkımla gelen o en kritik devre Anunnaki liderleri arasındaki içsel sorgulamayı yoğunlaştırdı ve felakete uğramış insan kalabalıklarına olayların niçin böyle geliştiğini açıklama ihtiyacını güçlendirdi. Olanlar mukadder miydi yoksa Anunnaki eliyle oluşan kısmetin sonucu muydu yalnızca? Sorumlu tutulabilecek birileri var mıydı? Felaketin arifesinde toplanan Anunnaki meclislerinde yasaklanmış silahların kullanılmasına tek başına muhalefet eden kişi Enki'ydi. Dolayısıyla geriye kalan ıstırap içindeki insanların aslında iyi niyetli olan uzaylı varlıkların destanındaki bu dönüm noktasında onların nasıl olup da yıkıcılar haline geldiklerini açıklamak Enki için çok önemliydi. Kim buraya ilk gelen ve her şeye tanık olan Enki'den daha uygun olabilirdi ki gelecek önceden görülebilsin diye geçmişi anlatmaya ve her şeyi anlatmanın en iyi yolu Enki tarafından ilk ağızdan verilmiş bir rapor olurdu. Onun öz yaşanan öyküsünü kayda geçirdiği kesindir. Çünkü Nippur kütüphanesinde en azından 12 tablet kaplayan uzun bir metin keşfedilmiştir. Ve Enki'den şunu nakleder. Dünyaya yaklaştığımda çok fazla sel vardı. Onun yeşil çayırlarına yaklaştığımda tepecikler ve tümsekler birikip yığıldı emrimle. Evimi saf bir yerde kurdum. Evime uygun bir ad verdim. Bu uzun metin, Enki'nin görevleri subaylarına paylaştırıp dünya görevi operasyonuna nasıl başladığını tarif ederek devam etmekte.
sonraki gelişimlerde Enki'nin oynadığı rolün çeşitli özelliklerini ele alan pek çok başka metin Enki'nin hikayesini tamamlamaya hizmet etmektedir. Bunlar çekirdeğini Enki'nin kendi metninin oluşturduğu bir yaratılış destanı, bilgelerin Eridu yaratılış kitabı dedikleri bir kozmogoni içermektedir. Adem'in oluşturulmasının ayrıntılı bir tarifi vardır. Metinler erkek ve dişi Anunnakilerin Enki'den içinde uygarlığın tüm unsurlarının şifrelendiği bir tür veri disklerini almak üzere Eridu'ya nasıl geldiklerini anlatırlar. Ve elbette üvey kız kardeşi Ninursa'dan bir oğul edinme çabalarının hem tanrıçalarla hem de insan kızlarıyla giriştiği rastgele ilişkilerin ve bunların beklenmedik sonuçlarının hikayeleri gibi Enki'nin özel hayatı ve kişisel sorunlarıyla ilgili metinleri de içerirler. Atrahasis metni, Anu'nun dünyayı oğulları arasında paylaştırarak Enki Enlil rekabetinin şiddetlenmesini önleme çabasına ışık tutar. Metinlerde tufan öncesinde insanoğlunun kaderi hakkında Tanrılar Meclisi'nde yapılan görüşmelerin neredeyse tüm tutanakları kaydedilmiştir. Gılgamış destanı tabletlerinde orijinal Mezopotamya versiyonu bulunana dek yalnızca Kitab-ı Mukaddes'te olduğu düşünülen bir hikayenin yani Enki'nin kullandığı ve Nuh ile onun gemisinin hikayesi olarak bilinen bahane de bunlarda yer alır. Sümerce ve Akatça tabletler, Babil ve Asur tapınak kütüphaneleri, Mısır, Hitit ve Kenan mitleri ve de kutsal kitapla anlatılanlar, tanrıların ve insanların maceralarının öz yaşam öyküsünün anılar ve öngörüyle dolu kehanetleri yeniden oluşturmak amacıyla araştırmacılar tarafından tarihte ilk kez bir araya getirilip kullanıldı. Enki tarafından seçilmiş bir yazıcıya dikte ettirilen bir metin, mührü zaman uygun olduğunda kırılıp açılacak bir tanıklık kitabı olarak sunulan tüm malzeme akla Yahve'nin Yeşaya peygambere verdiği talimatı getirmektedir. Şimdi git, söylediğimi onların önünde bir levhaya yazıp kitaba çevir ki gelecekte kalıcı bir tanık olsun. Yeşaya 30:8. Geçmişi ele alan Enki bizzat geleceği algılamıştı. Hür iradelerini kullanan Anunnakilerin kendi kaderlerinin yanı sıra insanoğlunun kaderlerinin efendisi olduklarına ilişkin fikir en sonda olayların gidişatını belirleyenin aslında kader olduğunun dolayısıyla peygamberleri tarafından bildirildiği gibi başların son olacağının anlaşılmasıyla yer değiştirir. Enki tarafından yazdırılan olayların kaydı işte böylece kehanetin temeli olur ve geçmiş gelecek haline gelir. Yemin. Büyük Tanrı'nın Efendi Enki'nin kulu, Eridu kentinin oğlu, usta yazıcı Edupsar'ın sözleridir. Büyük afetten sonraki 7. yılın 2. ayının 17. gününde Büyük Tanrı, insanoğlunun hayırlı biçimlendiricisi, her şeye gücü yeten ve iyiliksever efendim Enki tarafından çağrıldım. Kötülük rüzgarı, şehre doğru yaklaşırken Eridu'dan çorak steplere kaçabilmiş olan az sayıda insanın arasındaydım. Ateş yakmak için çalı çırpı toplamak üzere kıra doğru uzaklaştığım bir sırada, başımı kaldırıp baktım ki ne göreyim. Güneyden bir kasırga çıka geldi. Çevresinde kırmızımsı bir parlaklık vardı ve hiç ses çıkartmıyordu. Yere eriştiğinde karnından 4 tane dik ayak çıktı ve parlaklık kayboldu. Kendimi yere atıp yüzüstü kapaklandım. Çünkü bunun bir ilahi görüm olduğunu biliyordum. Başımı kaldırıp bakınca yanı başımda iki ilahi kişinin durmakta olduğunu gördüm. Yüzleri insan yüzüydü ve giysileri cilalı tunç gibi parlamaktaydı. Bana adımla seslenip şöyle dediler. Büyük Tanrı, Efendi Enki tarafından çağrılıyorsun. Korkma. Çünkü kutsandın. Seni alıp
göğe çıkarmaya ve onun Magan ülkesinde, Magan nehrinin ortasında adanın üstünde savakların olduğu yerdeki meskenine götürmeye geldik. Ve onlar konuşurken kasırga ateşten bir atlı arabaymışçasına kendini yükseltip gitti. Her biri bir elimden tutup beni kaldırdılar. Beni yer ve gök arasında kartalların süzüldükleri gibi hızla taşıdılar. Toprağı ve suları, ovaları ve dağları görebiliyordum. Beni büyük tanrının meskeninin girişindeki adanın üstünde yere indirdiler. Ellerimi bıraktıkları anda daha önce eşini benzerini görmediğim bir parlaklık beni sarıp yere çaldı. Yaşam nefesim boşalmışçasına yere yığıldım. Adımı çağıran bir sesle sanki en derin uykudan uyanırmışçasına kendime gelmeye başladım. Kapalı bir mekanın içindeydim. Karanlıkta ama bir ışıltı da vardı. Sonra adım, sesleri en derin tarafından bir kez daha söylendi. Sesi duyabiliyor olmama rağmen ne nereden geldiğini görebildim ne de konuşanın kim olduğunu. "Buradayım," dedim. Derken bu ses bana şöyle dedi: "Adapa'nın evladı Endupsar, yazıcım olasın, sözlerimi tabletlere yazasın diye seni seçtim." Aniden bu mekanın bir kısmında bir parlaklık peyda oldu. Yazıcılara has bir çalışma yeri gördüm. Bir yazıcı masası ve iskemlesi. Ayrıca güzelce biçimlendirilmiş taş tabletler vardı. Ama ne kil tablet ne de yaş kil kabı gördüm. Masanın üstünde sadece bir yazı kalemi duruyordu. Parlaklığın içinde hiçbir kamış yazı kalemine benzemeyen şekilde duruyordu. Ve o ses tekrar konuşup şöyle dedi: "Eridu kentinin oğlu, sadık kulum Endupsar. Ben efendin Enki'yim. Sözlerimi yazıya dökmen için seni çağırdım. Çünkü büyük afetten dolayı, insanoğlunun başına gelenlerden dolayı üzgünüm. Olayların doğru sırasını kayda geçirmek isterim ki, tanrılar da, insanlar da ellerimin temiz olduğunu bilsinler. Büyük tufandan beridir, dünyanın, tanrıların ve dünyalıların başına böyle bela gelmedi. Ama büyük tufan mukadderdi. Ancak büyük afet mukadder değildi. 7 yıl önce olan bu afet olmak zorunda değildi. Önlenebilirdi ve ben Enki bunu önlemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Heyhat, başaramadım. Kısmet miydi yoksa kader miydi? Kararı gelecekte verile. Çünkü günlerin sonunda bir yargılama günü olacaktır. O gün dünya sarsılacak ve nehirler yatak değiştirecek. Öğle vakti karanlık çökecek. Gece ise göklerde bir ateş olacak. Geri dönen göksel tanrının günü olacak o gün. Ve ister tanrılardan, ister insanlardan olsun, kimin hayatta kalıp kimin yok olacağı, mukadder olan şey bir devrenin içinde tekrarlanacaktır. Ve kısmet olan şey yalnızca kalbin niyetinin iyiye mi, kötüye mi yol açtığı yargılanacaktır. Ses sessizleşti. Sonra büyük tanrı tekrar konuşup şöyle dedi: "İşte bu nedenle ki sana başlangıçların ve önceki zamanların gerçek hikayesini anlatacağım. Çünkü gelecek geçmişte yatmaktadır. 40 gün 40 gece ne bir şey yiyecek ne de içeceksin. Yalnızca bir kereliğine su ve ekmek göreceksin. Ve bu seni görevin bitene dek idare edecek." Ses durakladı ve birdenbire mekanın başka bir yerinde bir ışıltı ortaya çıktı. Bir masa gördüm. Üstünde bir tabak ve kupa vardı. Kalkıp oraya gittim. Tabakta ekmek ve kupada su olduğunu gördüm. Büyük Tanrı Enki'nin sesi yine konuşup şöyle dedi: "Endupsar, ekmekten ye ve sudan iç. 40 gün 40 gece tok kal." Söylendiği gibi yaptım. Sonrasında o ses bana yazıcı masasına oturmamı söyledi. Oradaki ışıltı çoğaldı. Olduğum yerde ne bir kapı
ne bir gedik vardı ama yine de ortalık gün ortası gibi pırıl pırıldı. Ve ses şöyle dedi. Yazıcı Endupsar, ne görüyorsun? Başımı kaldırıp bakınca ışıltının hüzmelerinin masaya, taslara ve yazı kalemine döküldüğünü görüp şöyle dedim. Taş tabletler görüyorum ve renkleri gökyüzü gibi duru. Daha önce hiç görmediğim bir yazı kalemi görüyorum. Sapı hiç de kamışa benzemiyor ve ucuysa bir kartalın pençesini andırıyor. Ve ses şöyle dedi. Bunlar üstüne sözlerimi yazacağın tabletlerdir. İsteğim üzerine en iyi lacivert taşından iki pürüzsüz yüzü olacak şekilde kesildiler. Gördüğün yazı kalemi ise bir tanrının eseridir. Sapı altın gümüş alışımından ve ucuysa ilahi kristalden yapılmıştır. Tabletin üstünü sanki ıslak kili işaretliyormuşçasına kolayca yazacaksın. Ön yüze iki sütun halinde yazacaksın. Her bir taş tabletin arka yüzüne iki sütun halinde yazacaksın. Sözlerimden ve cümlelerimden sapmayacaksın. Bir duraklama olduğunda taşlardan birine dokundum. Yüzeyi pürüzsüz cilt gibiydi. Yumuşacık geldi elime. Kutsal yazı kalemini elime aldım. Tüy gibi hafifti. Sonra Büyük Tanrı Enki konuşmaya başladı ve ben onun sözlerini tam söylediği gibi yazmaya başladım. Sesi bazen gürdü, bazen de neredeyse fısıltı. Bazen sesinde neşe veya gurur vardı, bazense acı ve ıstırap. Ve bir tabletin iki yüzü de yazıyla dolunca devam etmek için diğerini aldım. Son sözleri söyledikten sonra Büyük Tanrı durakladı ve derin bir iç çekiş sesi duydum. Ve şöyle dedi. Kulum Endupsar, 40 gün 40 gece boyunca sözlerimi sadakatle kayda geçirdin. Görevin burada tamamlandı. Şimdi bir başka tablet al eline. Üstüne kendi yeminini yazacak ve sonuna ise mührünle tanıklık ettiğini gösteren işareti basacaksın. Tableti alıp diğer tabletlerle birlikte ilahi sandığa koy. Çünkü belirlenmiş bir zamanda seçilmiş olanlar gelip sandığı ve tabletleri bulacak ve sana yazdırdığım her şeyi öğrenecekler. Başlangıçların, önceki zamanların ve eski zamanların ve büyük afetin gerçek hikayesi bundan böyle Efendi Enki'nin sözleri olarak bilinecek. Ve bu geçmişe tanıklık kitabı ve geleceğin kehanet kitabı olacak. Çünkü gelecek geçmişte yatmaktadır ve başlar da son olacaktır. Durakladı ve ben tabletleri alıp onları doğru sırasıyla birer sandığa yerleştirdim. Sandık akasya ağacından yapılmıştı ve dışı altın kaplamaydı. Bir duraklama oldu ve sonra Efendim Enki şöyle dedi. Sana gelince Endupsar, büyük bir tanrıyla konuştun ve beni görmesen de huzurumda kaldın. Böylece kutsanmış oldun. Bundan böyle benim halka seslenen sözcüm olacaksın. Onlara doğru hayat sürmelerini tembihle. Çünkü iyi ve uzun bir hayatın temelidir bu. Onları teselli de edeceksin. Çünkü 70 yıl içinde şehirler yeniden kurulup ürünler yeniden filizlenecek. Esenlik olacak. Ama savaş da olacak. Yeni uluslar kudretli hale gelecek. Krallıklar kurulup yıkılacak. Eski tanrılar bir kenara çekilecek ve kısmetleri yeni tanrılar belirleyecek. Ama günlerin sonuna gelindiğinde hakim olacak olan kaderdir. Ve gelecekle ilgili olanlar benim geçmişle ilgili sözlerimin içinde önceden bildirilmiştir. Bunların hepsini Endupsar, halka sen anlatacaksın. Sonra bir duraklama ve ardından sessizlik geldi. Ve ben Endupsar yere kapaklanıp sordum. Peki ama ne söyleyeceğimi nasıl bileceğim? Ve Efendi Enki'nin sesi şöyle dedi. Gökte işaretler olacak ve söylenecek sözler sana rüyalarda ve görümlerde gelecek. Senden sonra başka seçilmiş peygamberler de olacak.
ve en sonunda bir yeni yer ve bir yeni gök olacak ve de peygamberlere artık ihtiyaç kalmayacak. Sonra sessizlik çöktü ve ışıltılar söndü ve ruh beni terk etti. Tekrar kendime geldiğimde Eridu'nun dışındaki tarlalardaydım. Usta yazıcı Endupsar'ın mührü. Tanrı Enki tam 14 tablet yazdırdı Endupsar'a. Acaba tabletlerde ne yazıyordu? Bir sonraki videoda.